Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Artık bugün İstanbul'dayız ve Saha Expo'nun açılmasına saatler var. Yavaş yavaş şirketler katılacak ürünlerini, tanıtılacak yeni tasarımlarını açıklamaya başladılar. Bugün Roketsan'ın toplantısındayız. Şimdi toplantıda içeri girelim. Hangi ürünler var, neler var birlikte görelim. Sizlerde biraz önce paylaştığımız bazı yeni ürünlerimiz var. Aslında Saha Expo 2024'de özel lansmanını yapmış olduğumuz. Bunlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Birincisi pusu silah sistemimiz. Biliyorsunuz Zenit füzesi zaten yıllardır Roketsan'ın ürettiği, şu anda işte helikopterlerimizden kara araçlarına kadar birçok platformdan, deniz platformlarından da dahil olmak üzere silah sistemleri tarafından atılan lazer güdümlü mühimmatımız. Bizim silahlı kuvvetlerimiz de Zenit füzesini her platformdan neredeyse kullanarak sahadaki başarısını kanıtlamış bir ürün. Buradaki temel gayemiz aslında maliyet etkin, çok hızlı sahada hareket edebilen ve asimetrik savaş noktasında da silahlı kuvvetlere katkıda bulunacak olan bir çözümü hayata geçirebilmek. Bu çözümün ana unsurunu tabii bir kamyonetin üzerine monte edilmiş olan Zenit lançeri içeriyor. Bununla beraber üzerinde kamera sistemi, elektro optik sistemleriyle aslında büyük ve kompleks platformların gerçekleştirebileceği birçok atışı gerçekleştirebilecek kabiliyette bir ürün ortaya çıkmış oldu. İkinci ürünümüz ise LG lazer güdümlü 155 mühimmatımız. Aslında bizim silahlı kuvvetlerimizin en çok kullandığı ürünlerden bir tanesi bildiğiniz gibi fırtına obüslerimiz. Fırtınalardan klasik 155'lik mühimmatları atıyoruz ve bunlarla ilgili de mesafe düzeltme kiti ve koordinat düzeltme kitlerinde Roketsan geliştiriyor. Bunların da seri üretim aşamasında geçmiş bulunuyoruz. Ama bunun yanı sıra özellikle güdümlü bir şekilde atılabilen bir mühimmatı bizim kendi sistemlerimize entegre etmemiz bizim için çok kritikti. Neden? Çünkü özellikle klasik 155'lik mühimmatlarda bir noktayı bir metrenin altında hassasiyetle kurabilmek çok kolay değil. Güdümsüz bir mühimmatta. Ve bu yaşamış olduğumuz son gelişmelere baktığımızda aslında cephe savaşlarında gerçekten ortaya çıkan güçlendirilmiş yerler, mevziler bunların nokta hassasiyetinde bulunmasını mecburi hale getiriyor. Onun için elimizdeki silah ve ateş gücünü aslında en etkin şekilde cerrahi hassasiyette vuruş kabiliyetini oluşturabilecek en önemli teknoloji aslında lazer güdümlü 155 mühimmatların teknolojisi. Savunma Sanayi Başkanlığı ile yapmış olduğumuz çalışmaların sonucu olarak bu projeyi başlattık. Ve bu projenin şu anda ilk atışları yapılıyor. İnşallah en kısa zamanda da tüm silahlı kuvvetlerin envanterine dahil edeceğiz. Roketsan'ın yeni nesil tehditlere karşı geliştirdiği ilk sistem pusu. Aslında pusuyu bundan birkaç gün evvel Polatlı'da yapılan atış serbest faaliyetinde sizlere küs olarak tanıtmıştık. Pusu bir pikabın üzerine Zenit füzesinin entegrasyonuyla geliştirildi. Bu sistem aynı zamanda hem düşük maliyet hem de hava savunma konusunda çok etkin bir altyapıyı da kullanıcılara sunmaya başladı. İkinci önemli ürün ise LG-155 lazer güdümlü topçu mühimmatı. Malum Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fırtına obüsleriyle çok hassas atışlar, top atışları yapılıyor. Topçu atışları da Ukrayna Savaşı ile birlikte tekrar tekrar ön plana çıktı. Çünkü uygun maliyet ve nokta atışı savaşların seyrini değiştirebiliyor. Şimdi LG-155 topçu mühimmatına lazer güdümü Roketsan tarafından eklenmiş durumda. Bu konuyla ilgili Roketsan Savunma Sanayi Başkanlığı ile çalışmalarını devam ediyor. Ürünü anlatan Genel Müdür Murat İkinci, çalışmalarla ilgili ilk atışların yapıldığı ve en kısa sürede LGB-155'in Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine gireceğini söyledi. Halen fırtına obüsü içinde Roketsan'ın çeşitli
SEC ve işaretleme konusunda geliştirdiği sistemlerde bulunmakta. Üçüncü ürün ise LUMTAS. Orta menzilde LUMTAS'ın kendini kanıtladığını belirten Murat İkinci, özellikle sahadaki ihtiyaçlar, bir de lazer güdümlü versiyonunu çıkardık. Maliyet etkin bir çözümü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sunuyoruz. LUMTAS'ın menzili 5,5 kilometre ve üzeri. Bizim bildiğimiz bir güdümleme sistemine bu şekilde füze ulaşmış oluyor. Atışlar sürüyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ile yaptığımız çalışmalarda füzenin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi en kısa süre içerisinde hedefleniyor dedi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci yeni ürünleri tanıştıktan sonra çeşitli devam eden projelerle de ilgili bilgiler verdi. Birçok ürün var. Çelik kubbe hava savunma sistemi başta olmak üzere halen test ve çalışmalar devam ediyor. Keza seyir füzeleri, kara ve deniz konuşlu sistemlerde de Roketsan'ın önemli gelişmeleri mevcut. Bir de tabii ekonomik açısından çok önemli bir bilgiyi de Murat İkinci paylaştı. Roketsan dolar bazında ihracatını %20 arttırmış durumda. Alt yüklenicileri ve mühendislerle birlikte sürekli yeni ürünler geliştiriyor ve bunları kısa süre içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek kıvama getiriyor. Tabii ki bir ürün silahlı kuvvetler tarafından kullanılmaya başlandığı zaman çevredeki diğer ülkeler tarafından da çok yakından takip ediliyor. Bunu hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz hafta gündem konusunda size detaylıca işlemiştim. Almanya'nın attığı adım. İşte Almanya'dan hava savunma füzesi veya torpido için onay geliyor. Bakıyorsunuz Roketsan Levent su üzerinden atılan hava savunma sistemi. İlk test atışı yapıldı ve kısa süre içerisinde de bunların tamamlanması planlanıyor. Veya keza torpido konusunda örneğin Akya artık Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girmiş durumda. Bu açıdan da Roketsan önemli bir oyuncu olarak savunma sektöründe sadece Türkiye değil, dünyaya da adını duyuruyor.